bilmediğimiz. İşte onun için bu Tövbe Suresi 40. ayetle Fetih Suresinin 4. ayetini böyle nasıl söyleyeyim yürekten hissederek okuduğunuz zaman üstünüzde ne sıkıntı kalır nasıl bir ferahlık gelir onun için bunu işte önümüz Kadir gecesi ya yani Kadir gecesine doğru giriyoruz. Lütfen Allah'tan istemenin en güzel yollarından bir tanesi namazla isteyindir. İki Secdede. rekat namaz kılın. Tövbe edin. İnsanlar yanlış yapar. Allah'ın hatasız kulu yok. E, dolayısıyla hiç kimse de sütten çıkmış ak kaşık değildir. Böyle bir iddiada kimse bulunamaz. Dolayısıyla ee, kimse kimsenin de gizli halleriyle uğraşmasın. Ama tövbe edin. Gelin dönün. Ee, şey var. Onu vermiştim ben. Ee, i̇nşallah verir. Ee, 39'un 53'ü. Bak onu verelim. Benim ne demek istediğimi anlayacaklar. Hocam İnşirahı da, İnşirah suresini de unutmayalım. O çok fark Bak hepsi birbirlerinden güzel bunlar. Ee, şey yani Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım. Yani burada ey nefsine zulmetmiş, günaha girmiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok, çok merhamet edendir. edendir. Peygamber Efendimizi en çok yoran sure hangisidir? Yani bunu e, e, bu sure Peygamber Efendimizi öyle yormuştur ki Hud suresi beni yaşlandırdı diyen. Ne zaman ki bu ayet gelir Zümer suresi 53. ayet bunu müjde ayeti olarak Peygamber Efendimiz söyler. Bu bir müjde ayetidir. Yani benim affedemeyeceğim günah yoktur diyor. Ha o zaman ihlasla İnanarak, yürekten yani kapatın kendinizi bir odaya bunu Allah'tan isteyin ama kendinizi düzeltin. Onu affedin. Bazı insanlar diyor ya benim o kadar çok günahım var ki artık beni Allah affet sakın ha. Benim en, kul, en ziyanda olan kulum benden ümidini kesmiş olandır der. Sakın ha. Allah'tan ümit kesilir mi ya? Kesinlikle. İşte bunu bir e, e, şey olarak vereyim. Bir de e, Fatır Suresi 45 ki en sonuncu ayetidir o. Eğer Allah işledikleri e, suçlardan dolayı onları hemen cezalandıracak olsaydı yani yeryüzünde tek bir canlı kalmazdı. kalmazdı. Aa, bitti. Şimdi onun için hiç kimse süt köpüğü değil. Az veya çok, bir şey bir şey işte. Araştırmayın birbirimizin gizli hallerini. Ama şu var Hüseyin, buradan şu sonucun çıkmaması lazım. İnsanlar toplum halinde, cemiyet halinde bizler yaşıyoruz. Bu toplumun ortak paydada birleştiği kurallar vardır. Biz bu kurallara kanun diyoruz. Bu kanunlara uymak zorundasınız.